Herkese merhabalar. Selin Öztürk kaybında bugün 105. gün. Anneyle de bir görüşme gerçekleştireceğiz. Bir gelişme var bu konuyla ilgili. Selin Öztürk biliyorsunuz Manisa Şehzadelerden kaybolmuştu. Annesinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmasıyla Selin Öztürk ile tanıştık. Selin Öztürk'ün bir madde problemi vardı, bir madde bağımlılığı vardı. Bununla ilgili arkadaş çevresi de açıkçası şüpheli ve şaibeli konuşuyordu. Selin Öztürk'ün yaşadığına dair biz umutlu olsak da aslında günler geçtikçe herkesin aklına gelen o soru bizim de aklımıza geliyor. Selin Öztürk'ün kaybının üzerinden 105 gün geçti. Kendisinin yaşadığına dair herhangi bir bilgi, belge bulunamadı, delil bulunamadı. Ama birçok aslında işaret edilen nokta ve yön vardı. Antik Ghost'ta da Selin Öztürk ile ilgili annenin de rızasıyla bir seans yapmıştık. Ve bundan sonra da bazı ufak tefek gelişmeler denilebilir. Gelişmeler yaşanmıştı. Onunla ilgili görüşlerini de alacağız. Anne Yeliz Karalar'la da telefon görüşmesi yapacağımız bir yayın bu. Ama ben önce size konuyu hatırlatmak isterim. Selin Öztürk'ü dediğim gibi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tanıdık. Annesi Yeliz Karalar'ın çıkıp en son babama gidiyorum diye evden çıktı. Bir daha da göremedim demesi üzerine şüpheler bazen anne ve erkek arkadaşına bazen de babaya yönlenmişti. Soruşturma cinayet şüphesiyle derinleşmişti. Şehzadeler ilçesinde annesi Yeliz Karalar'ın deposunda, bir döşeme deposunda yaşayan Selin Öztürk 16 Nisan'da babama gidiyorum, duş alıp geleceğim diyerek evden çıkmıştı. Eve dönmeyen kızı Selin'e ulaşamayan Yeliz Karalar önce polise kayıp ihbarında bulundu. Daha sonrasında da Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak kızıyla ilgili gelişmeleri ve başına ne geldiğini öğrenmeye çalıştı. Arkadaş grubu çok tuhaftı. Birçok kişinin ilgisini çekti. Söylenilen yalanlar vardı. Bu kişiler stüdyoya bir bir konuk olmaya başladılar. Bunlardan işte biri Merve, Tolga, Mert, Muhammed gibi isimler. Bu isimler zaten abinin çevresinden gelen arkadaşlıklardı. Selin'in bizzat arkadaşları değillerdi. Bunlar Selin'in abisi Furkan'ın arkadaşlarıydı. Ve burada Furkan'dan beklenilen bir davranış vardı. Açıkçası kendi arkadaşları şu an kardeşinin kaybıyla ilgili orada oturuyorlarsa Furkan'ın da orada olup o kişilere soru sorması beklenmişti. Fakat bu gerçekleşmedi. Daha sonrasında Furkan'la ilgili de Selin Öztürk'ün öz abisiyle ilgili de bazı tuhaflıklar ortaya çıktı. Müge Anlı da bu dile getirilmiş olsa da bence biraz bence istediği, en azından öyle söyleyeyim, istenilen ilgiyi ve şüpheyi çekmedi. Çünkü Selin Öztürk'ün kaybı ile ilgili ilk yalan söyleyen kişi Furkan'dı. Furkan kardeşinin kaybı ile ilgili önce annesine, kendi tabiriyle, annem benim üzerime çok gelir, annem bana çok soru sorar, yani beni bunaltır diye ben anneme dedim ki kardeşim Kuşadası'nda. Önce annesine bu yalanı söyledi. Bununla ilgili kendisinin böyle bir savunması vardı. Daha sonra ortaya çıktı ki Selin'in onu soran arkadaşlarına da Furkan bu yalanı söylemişti. Furkan Selin'in yaşadığını ve herhangi bir ilde, ilçede olduğunu söylemişti. Bununla ilgili dediğim gibi çok büyük bir tepki ve şüphe görmemesi beni hala şaşkınlığa uğratırken, Furkan'ın hadi annesine bu yalanı söyleme sebebi annesinin kendisinden uzak durması, kendisine soru sormamasıyken diğer arkadaşlarına neden bu yalanı söylediği konusunda kafamdaki soru işaretleri hala aydınlanmıyor. Ben bunu Yeliz'e de sorduğumda, sizle yaptığım yayınlarda da sorduğumda hala bir temele, zemine oturtturamadım. Tabii ki başka şüpheler yok mu? Muhakkak ki var. Çocuğun, Selin'in Sipil Dağı'na götürüldüğünü, hatta oradaki bazı ovalıklara götürüldüğünü, Antik Kost'ta zikredilen Pınarbaşı'na götürüldüğüne dair de bazı ihbarlar ve şüpheler de mevcuttu. Antik Kost seansından sonra kendi yayın kanalımızda, burada da karar odası yaptık. Bu karar odasında Yeliz'in de işte dinleyip seansı analiz ettiği durumlar vardı. Yeliz hatta bu seansı savcıya ve polise de götürmüştü. Bazı bilgi ve gelişmeleri doğru zamanda paylaşmak istedim. Sanırım bu doğru bir zaman. Hem Antik Ghost'la ilgili neler yaşandı daha sonrasında, ne gelişmeler yaşandı, hem de bugün Selin Öztürk'ün kaybının
105. gününde anne Yeliz Karalar bize neler anlatacak? Bunları paylaşacağım. Şimdi Yeliz'i telefonla yayına almak istiyorum. Yeliz merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Şimdi bugün 105. gün Selin'in kaybının ve biz 106. gün evet. Ve biz hem Antikos'ta hem daha sonrasında seninle görüştüğümüzde ufak tefek gelişmeler vardı ama bugün senin de öğrendiğin şeyler var. İstersen sana bırakayım sözü. Şöyle söyleyeyim, ben zaten ekip arıyordu, yani cinayet olsun, herkes olsun. Hı hı. Dün gazeteci, ulusal yayın yaptığımız arkadaş aradı beni. Hı hı. Onun öncesinde ATV ve A Haber kanalındaki arkadaş aradı röportaj için bugün. Hı hı. Gazeteci arkadaşımız aradığında dedim yayı, hani bir haber daha yapalım, sen mi yaptın dedim. Evet abla, sana söylemiştim dedi. Haberde şöyle yazıyordu: özel ekip çıkarıldı. Senin 105 gün olduğu için. Senin haberin var mıydı bundan? Yani özel ekip çıkarıldığından haberim yoktu. Evet. Şöyle söyleyeyim. Gazeteci arkadaşım bana dedi, artık bu özel ekibin cezaevlerine bile girdiği, artık iyice yoğunlaştığı yönünde. Çok güzel. Bir gizlilik varmış ama o gizliliğin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Çünkü bana da hiçbir şey denilmiyor. Artı şöyle söyleyeyim, bugün Servet galiba A Haber'den de ATV kanalından muhabir arkadaşımız geldi. Onunla bir röportaj yap. Yetişirse eğer bu akşam ana haberlere çıkacağız. İşte orada da gereken şeyleri yaptık. Yani şöyle söyleyeyim. Evet, bu işin içinde büyük bir şebeke var. Yani evet, herkes evet. Bana dediği şöyle, ben normal arabaya gittim, herkes bunu biliyor. Ben baba ve abim üzerinden gittim ve ben her şeyi yayında öğrendim. Neyin ne olduğunu bilmiyordum. Bana denilene göre bayağı büyük bir şey yaparmak var çocuk aramaya kalktığımda. Şöyle ceza evinde zaten bu konuyla ilgili bir Emrah var, bir de eşi var değil mi? Şimdi şöyle, bir bu Kasap Doğan ve Emrah giriyor. Evet. Ne hikmetse can güvenliğiniz yok diye kendini Akhisar ama niye ağlatıyorlar ya? Bu da bir mantık. Yani normal. Peki Antikos'tan sonra da bir gelişme olmuştu. Bunu söyleyebiliyor muyuz? Nasıl bir gelişmeyiz hayatım? Beyim o kadar durur ki. Evet, isim vermeden. Hani bir evet bir hanımefendi vardı, bir genç kız vardı. Şimdi şöyle, anne o dedi mesela orada, hani bir ifadeye gitti ya bir hanımefendi. Ha, o kızımıza bizim neyse polisler pek şey bakmadı ya, sıcak bakmadı. Ama o olaydan sonra Selin'in kıyafetleri istendi ve köpeklerle aramak için o kıyafetler götürüldü. İşte bana denilen sadece istedi ama kriminal ne için istedi, köpeklerle mi arandı? Ya da şöyle söyleyeyim, anne iç derler ya. Evet. Hani düşünüyorum, acaba Selin bulundu da kıyafet mi istedi kendine? Çünkü DNA'dan bir şey çıkmadı. Kriminalden bir şey çıkmadı. Şimdi polislere soruyorum. 106 gündür aradığın tek iki cümle, arıyoruz size haber vereceğiz. Arıyoruz size haber vereceğiz. Ben aradıklarını ve bu konuyu soruşturduklarına eminim. Böyle umut ediyorum. Çok delil var, çok konuşan var ya da konuşmayan var. Konuşmaya da teşvik edilenler var, öyle söyleyelim. Ama Yeliz, gerçekten çok uzun bir süreç bu. Ay, onu gelin bir de bana sorun. O 106 günü ben nasıl geçirdim? Allah kendin bilir. Yeliz yani... senin de hayatında olması gereken, aslında bir lüks değil, ihtiyaç durumu söz konusuydu. Hala bu durum devam ediyor. Bir başını sokabilecek bir evin yok. Yok, yok. Şöyle söyleyeyim. Şimdi normalde biz bu işle Selin'i aramak için, biliyorsunuz, ben İmam Nikahlı eşimle çıktım arabaya. Evet. Baba hala aralar, Serle aralar. Abi denizlerde. Savcı Bey'in bana dediğine göre sen kızın için çırpınıyorsun ama babanın da bu kadar rahat olması acayip bir şey dedi bana. Ve şimdi eve ihtiyacımız var. Evet. Dünden beri demiyorum, bir haftadan beri ev basıyoruz. Tamam, ev 5.000 liraya da ev var, 10.000 liraya da ev var. Ama sadece 10.000 lirayla olmuyor ki. Bunun depozitosunu istiyorlar, istirahatını istiyorlar, komisyonunu istiyorlar. Yani 10.000 liranın eve şu an bana 30.000 lira para lazım istiyorlar. Birimiz olmuş 10 gün işe gireli, birimiz olmuş 8 gün işe gireli. Biz yeni işe girdiğimiz yerlerden nasıl veririz size para veririz? En az bir ay çalışmanız lazım. Şu an para alamazsınız. Yani.
Hani bir ay çalışalım ki en azından bir avans olsa çekme durumumuz olsun. Evet. Bak akşam üstü mesela gideceğim, bir ev var. Evet. Ona bakacağım. 5.250. Tamam. Fiyat uygun. Şimdi normalde onu sen 3 ev topladığın zaman 22 bin lira para yapıyor. Böyle toplu mu istiyorlar paraları? Tabii canım, şimdi 5, 10, 15, 17, 10 mesela 21 lira para yapıyor. Anlıyorum. Yelizciğim, ben sesini duyurmaya çalışıyorum bu kanalda Allah biliyorsun. razı olsun. Hepimizden. Ama şöyle bir şey var. Bizim senin için daha büyük temennilerimiz var. Yani bir an önce evladına kavuşman. Ama Zaten benim o en önceki şeyim. her nasıl Yani kavuşacaksan da çocuğunun gelebileceği bir evinin de olması lazım yani her baştan beri onu ihtimalle. söylüyorum. Yani en Evet. azından ben çocuğumu bulduğum zaman hani şöyle bir kapımı açayım, şöyle bakayım, gel artık benim koynumda yat. İnşallah Yeliz. İnşallah dediğin gibi Bak olur. şimdi hani ben kendimi mesela beni iyi tutsun musun? Mesela bak şimdi hani herkes dedi ya hani sizin dostu var, dostu var, dostu var. Evet. Ya biz Selin'in kalbinden nikah almaya gittik. Selin'in kaybı çıktı, ertelendi. Şimdi tekrar nikah almaya gittik. Eski kanımızı kapattık. İşlerimize girdik, ertelendi. Şimdi iyi kötü tabii insanlar nikah istiyor. Ama şimdi biz de diyoruz ki önce bir evimizi bulalım. Zaten biz burada bizim en fazla 2-3 gün sonra nikahımız yapılacak. Hani bizim düşünceniz evimizi bulalım, nikahımızı yapalım. Çocuğu bulduğumuz zaman sağlam bir aile olarak çocuğu yanımıza çekelim. İnşallah biraz bu olaylar tersten de gitmiş olsa doğru yol en azından şu anda bu. Ben evlenmeni de istiyorum aslında. Yani ben karşı tarafı tanıdığım için değil. Başka şeyler için yani yanında olabilecek birinin olması lazım bu süreçte bunu biliyorum. Allah razı Eğer olsun, hiç bırakmadı. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün A Haber'deki şey, arkadaş geldi. Evet. Hani işte babasının sicili suç dosyası. Dedim çıktı, suç dosyası çıktı 7-8 tane. Senin dedi. Vallahi dedim evraklarım yanımda. Adli sicilim de var, her şeyim var. Alıp bakabilirsiniz. Bir tane dedim, bu kalsın yok. Şimdi biz de böyle yüklendiler. Mesela eşim de girdi 15 gün önce fabrikaya. O da sağlık raporu çıkardı. Şimdi Evet. bizde bir sorun olsa insanlar bir iş alır mı? Evet, ben bunu soracaktım. Bu merak edilen bir şey. Bana gizli saklı da soruluyor. Lütfen bunu açığa kavuşturalım. Yeliz, sen ben biliyorum. Hayat arkadaşınla ilgili de bilgiyi verirsen çok sevinirim. İkinize de sağlık raporu alınmak zorundaydı. Çünkü ikiniz de Gerek. bir firmaya işe girdiniz. Öyle söyleyeyim. Evet. İsim ver, isim İkimiz de girdik verme. yani. İkimiz de girdik. Yani firma Ben ismi verme. Sağlık testleriniz yapıldı, raporlarınız evet. alındı. Bununla Evet. ilgili herhangi bir şüphe yok. Hiçbir sorunum yok. Sadece benim şöyle söyleyeyim. Az önceki doktor dedi, özel hastaneye yaptırdım ben. Evet. Doktor bana dedi, spor mu yapıyorsun dedi. Ne o dedim. Ya yaptım dedim bunu 3-4 sene önce dedim. Niye sordunuz dedim. Kalbim ve ciğerlerim dedi, sporcu gibi çalışıyor dedi. Yani sporu yapmıyorsan Zayıf bir ha. kadınsın ve bu süreç boyunca çok fazla koşturduğun için herhalde Spor ha. evet onu öyle gördü. Ama şunu söyleyebilirim, eğer herhangi bir şekilde madde kullanmış olsaydın, Bunu bana demezdi ki doktor. bu Şöyle çıkardı. söyleyeyim. Artık dedi ki çok ağır hani kansızlığım var dedi. O da dedi kansızlığın ne yapar dedi. Seni bir depresyona sürükler. Ağlatır dedi. Evet. Sinirleri bozar dedi. Evet. Sen dedi yarın git dedi kalbi doktoru. Kan hatlarını al dedi. Ondan sonra işine gücüne daha dedi gidecek gibi dedi. Hani kolajen tarzında dedi. Hayatı ben ciğer filmi çekildim. Kan tahlilleri hepsi yapıldı. Evet. Solunum filmi çekildi. Evet. Yani ben sabah 9'da çıktım. Girdim o hastaneye. Akşam 3.30'da çıktım. Evet. Evet. Bana bize verirler miydi bu şeyi? Veyahut da bizi çalışmaya alırlar mıydı? Hayır, almazlardı. Bundan eminim. Çünkü hayat arkadaşın da bir fabrikaya girdi. Onu kesinlikle Evet. almazlardı. Seni de Evet. almazlardı. Evet. İkiniz de bu konuda aslında kendinizi bir nevi akladınız. Aynen öyle. Ve bizim için de çok iyi oldu. Neden? Çünkü şöyle söyleyeyim. Şimdi benim eşim çok yumuşak yüzlü. Selin geldiği zaman beni sevdiği için ona ters yapamıyordu. Hani şey diyordu. Şimdi ben ters yaparsam der annemi benden uzaklaştırıyorsun. Ben de Selin'e diyordum ki bak gelirsen çevrenle gelme. Burası bir dükkan. Hani çevrede görürler derler ki bu kızın burada ne işi var? Artık hoca içeride. Yani öyle çıktığı zaman ben hesap veremem. Evet, Senin yanında. Selin'in eşiyle ilgili herhangi bir gelişme var mı? Ben onun yanına gittim de bu 4'te 4 eğer bulmuş olursa mahkeme varmış. İşte hemen çıkacak. Eğer bulmazsa 9 ayı varmış daha. Ne zaman hemen çıkma ihtimali var? İşte bu 4'te 4 yasası vurursa ona Ha. çıkar. Ama vurmazsa daha 9 ayım vardır.
Anladım. Onun da hala tahsis ettiği size avukat hala sizinle çalışıyor, değil mi? Ya şöyle söyleyeyim, o da çok relax. Senin diyor ben çıkınca diyor çıkacak gibi içinde bir his var diyor. Dedim hani tuttuğun avukat benden dosya hazırlamış dedim. Hiç ben hiçbir şekilde ulaşamıyorum yani yapmayacaksa avukatlığı ben bir başka avukat tutayım dedim. Şimdi bakıyorsunuz ağzından söylüyorum. Bana Tamam. dedi ki savcı demiş annesine bile bilgi ver. E dedim çocuğu arayan benim niye bana bilgi verir? Artı ben Tamam. zaten bu çocuğun peşine düşmeseydim bu çocuğu zaten kimse aramayacak. Şu an ben aslında bir avukatla görüştürmüştüm seni. Aslında iki avukatla görüştürmüştüm. Bunların bir Evet. tanesi Selin'in dosyasını da almak istiyordu. Orada Almak mı? istedi ama işte Evet. bakan olduğu için o şey yapamadı. Hani bana önce dedi ki bir öğren bakalım gerçekten var mı böyle bir avukat? Var. Yoksa ben devreye ama var Var. olun dedi ki şimdi avukat üzerine avukat olmaz dedi. Diğer avukata gelince de evet o avukatların sürecimiz devam ediyor. Bunu da açık Tamam. açık söyleyebilirim. Tamam. Hani orada Furkan demişti ya, annem eve geldi su bardağı işte yastık sulusu alıyor. Annem kız kardeşimi saklıyor. Babamla beni içeri attırıp evle dükkan alacağım. Evet. Ben 2014 yılında boşandım. Benim daha çeyizim orada. Çeyizimi gidip almadım. Artı ben 14 bin lirayı hiç bugüne kadar istemedim. Hep çocuklarımın gözünde paracı bir anne olmamak için. Ama onlar bana hakaret şeklinde baba ol bu şekilde dönünce ben de tazminatımı almak için hacizli dava açtım. Tamam. Şimdi bu süreci bizim kanalımızda başlatmıştık. Burada ne Evet. gibi bir işlem yapıldı? Bunu anlatabilir misin? Şimdi normalde ilk dava açıldı. Evet. Tebligat gitmişse silah yok. Sonra aranmış. Benim oğlan çıkmış. Avukat kızımızın dediği abla dedi. Oğlum öyle bir laflar, hakaretler etti ki sana dedi. Ben senin kız, hani evladın yaşındayım. Ben o lafları sana söyleyemem. Bayan olduğum halde dedi. Tamam. İşte demiş veririz çok az 26 o da demiş ki yani 26 bin demiş başlatma süreci. Bugün ödemediğiniz sürece demiş bu yükseliyor. Evet. Annem demiş kız kardeşimi bıraktı demiş para peşine mi düştü demiş. O da demiş ki annem kız kardeşini bıraktı. Annem sadece demiş hakkı olanı istiyor. Annem de şu anda demiş mağdur olan bir insan. Bu süreç Efendim. işleme kondu değil mi? Şu anda senin Tabii hakkın. tabii. Tamam. Tabii ilk tebligat gitti. Şimdi ikinci Tamam. tebligat da gidecek. Tamam. Sonra demiş ki işte kız kardeşimin demiş dosyasına bakarken buna da mı bakıyorsun demiş ki ben bakmıyorum kız kardeşim dosyasına. Bu ayrı bir Ben şey. annenin Evet. Tamam. Bir demiş toplum arasında gördüm, tanıştım, konuştum. Laf lafı açtı. Ben de annene demiş yardımcı oluyorum. Evet. Sonra bilmiyorum işte şimdi ikinci tebligat gidecek. Ben de dedim ki eğer vermezlerse onlardan hiç dedim böyle bir sıcaklık bekleme. Onlar bana nasıl acımadıysa dedim gereken yere haciz koy. Evet. Zaten sanırım süreç bu şekilde ilerleyecek. Çünkü herhangi bir ılımlı yaklaşım söz konusu değil. Bu Yani yüzden onların zararına. evet. Bakarım zaten. Ben 26 bin lira açtım. Ödemediniz. Bu 50 bin 60 bine kadar gider. Tamam, Yelizciğim çok teşekkür ederim, vaktini Rica aldın. ederim hayatım. Rica Yeni ederim. işinde de başarılar diliyorum. İnşallah Allah razı yardımcı olsun. olmak isteyen birileri olursa da sana ileteceğim, tamam? Teşekkür ederim hayatım. Kolay gelsin. Kolay Görüşmek üzere. gelsin. Sağ ol.